Bugün sizlere başta şizofreni olmak üzere psikotik hastalıkların başlangıçlarından bahsetmek istiyorum. Bu konuyu seçmemdeki en büyük etken son zamanlarda ne yazık ki tedavi olma zamanını geçirmiş hastalar geliyor. Tabii ki sıradan bir insanın bunu anlaması çok kolay değil. Genç insanlarda başlıyor genellikle bu tür hastalıklar. Bu genç insanların huylarının, karakterlerinin değişmeye başlamasını iyi izlemek gerekir. Yani çalışkan, zeki bir üniversite öğrencisinin okula gitmez olması, arkadaş çevresi yoğun olan bir delikanlının arkadaşlarından uzak durmaya başlaması, eve kapanması veyahut da garip bir takım düşünceler söylemeye başlaması. Bunlar kendisinin işte dini bir rütbeye ulaştığı filan gibi şeyler olabileceği gibi dünyayı kurtarmak için görevlendirilmiş olmak vesaire filan gibi şeyler olabilir. Anne baba kardeş gibi çok yakınlarına karşı gereksiz sertlikler göstermesi. Yani ortada kavga edecek bir şey yokken bağırmak, çağırmak, en kötüsü dövmek tabii ki. Daha da kötüsü belki yaralamak döverken gibi şeyler olması. Yemek yemesinde ciddi aksamaların ortaya çıkmaya başlaması, uyku uyumasında çok ciddi aksamaların olması, yani uyku uyuyamaması veyahut da sürekli uyku uyur hale gelmesi gibi belirtiler varsa çok fazla zaman kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurmak gerekiyor. Çünkü bunlar ne yazık ki hayli kötü bir takım ruhsal hastalıkların başlangıcı olabilir. Bu ağır ruhsal hastalıklar ilk 6 ay içinde müdahale edilir ve iyi bir tedavi yapılırsa son derecede iyi sonuçlar verebilir. Yani kişiyi kurtarıp normal hayatına döndürebiliriz. Ama ne yazık ki bu süre geçtikten sonra işimiz zorlaşıyor. Daha uzun tedaviler, bazen ömür boyu süren tedaviler falan gibi şeyler devreye girmek zorunda kalıyor. O sebeple vakiti çok ziyan etmemek gerekir. Ancak maalesef birkaç türlü davranış oluyor ailelerde. Hani dur geçer diyorlar veya işte varsın öyle yaşasın bu da diyorlar. Veyahut da ciddi bir tedavi etkinliği olmayan bir takım insanlara götürüp işte dua ettirmek, cin çıkarmak vesaire filan gibi işlerden vakit geçiyor. İş işten geçtikten sonra bize gelmiş oluyorlar. En çok dikkat edilmesi gereken uyuşturucu kullanımı varsa insanların, çevremizdeki insanların bunların bu tür tatsız işlere daha çok ulaşabileceğini unutmamak gerekir. Zaten uyuşturucu kullanımı varsa hele ki genç bir delikanlının veya genç kızın mutlaka ve mutlaka psikiyatriye başvurarak bu uyuşturucudan her şeyden önce kurtarılması gerekir. Ama bugünkü konumuz uyuşturucu değil. Uyuşturucuya bağlı olarak bu ağır ruhsal hastalıklar, akıl hastalıkları daha da net olarak söylemek gerekirse ortaya çıkmasıdır. Tedavide çok dikkatli olmak gerekiyor. Söylenenleri harfi harfine uygulamak ve ondan sonra bu kötü gidişten bu kişiyi geri çevirmeye çalışmak gerekiyor. Burada bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki etkisiz yan etkileri fazla olan ağır ilaçlar yazılmak durumunda böyle bir şeyi durdurabilmek için. Yani beynin bayağı ciddi bir şekilde aksamaya başlamış olmasını geri düzeltmek çok kolay bir şey değil. Fakat gerek yan etkilerinden gerek de ise de işte halk arasındaki bir takım yersiz düşüncelerden dolayı İlaca karşı bir tutum oluşturulmaya çalışılıyor. İlaca karşı tutum oluşturunca da çok garip bir şey oluyor. Yani kendi silahımıza düşman olduk gibi bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Unutmayalım ki düşmanımız ilaç değil, hastalık. Zor iyileşen bir hastalık. Onun için de iyi bir sonuç almak için dikkatimizi çok artırmalıyız.